çocuklar bakın. Bu gördüğünüz form. Form ne biliyor musunuz? Bitki fasulye. Bitkilerin çürüyen yaprakları. Evet. Yemel fosforda. En zengin hali mineral hali. En zengin hali bitki. O bitkileri yeniden canlandırıyor. 21. yüzyılda şu yaşadığımız dönem içerisinde bir tuşla her şeyimizi o kadar kolay elde edebiliyoruz ki aklıma hep şey gelir. Bundan 5-6 bin yıl evvel yaşamış olan taş devri dönemindeki insanlar nasıl barınırlardı, nasıl ateş yakarlardı, nasıl hayatlarını devam ettirirler daha doğrusu. O dönemde insanlar yaşıyorlardı ve doğada yaşıyorlardı. Biz şehirde yaşıyoruz şimdi. Ben merak ediyorum, yanındaki iki arkadaşım da böyle bir merak içerisinde. Onların nasıl avlandıkları, nasıl kesici silahlar yaptıkları, bıçak yaptıkları, okuçları yaptıkları, yemeklerini nasıl elde edip pişirdikleri gerçekten ilginç. Bunları bugün burada yapmaya çalışacağız. Bolu'nun güzel doğasında bunları yaşamak için geldik bugün buraya. Size de bunları hissettirmeye çalışacağız. Heyecanlı mısınız? Evet. He? Daha önce böyle bir şey yapmadınız değil mi? Yapmadım. Bitkileri de tanımış olacağız hem bu vesileyle değil mi? Evet. Harika dostum. Yağmur da artık çıkabiliriz. Çıkalım mı? Dur. Durdu galiba. Güneş de çıkmaya başladı. Çıkalım artık hadi. Sevgili Emre ve Barış, doğaya meraklı ama ne yazık ki sadece yaz tatillerinin kısa bir döneminde Mudurnu Taşkesti'deki doğa kampıma gelip yabanıl yaşamı öğrenmeye çalışan iki küçük doğa sever. Onlarla şimdi kampımın yakınlarındaki ormanlık bir alanda ilginç bir serüven yaşayacağız. Çocuklar ve yetişkinler artık doğayı doğal düşmanımız gibi bir öcü gibi görmeye başladılar. Oysa ki bizim bu muhteşem orman içerisindeki serüvenimiz onunla birlikte nasıl yaşayabileceğimizi göstermek olacak. Çocuklar bakın ne buldum burada. Gelin çabuk gelin. Ne? Yaşlı bir çınar ağacı. İçi oyulmuş. Gelin bakın. Barış. Gel gel gel. Isırga otur. Şuna değme kolunu. Çocuklar ne oldu? Kanadın mı bacaklarını? Acıyor mu? Sinir oldum ya. Bunlara alışacaksınız. Sinir olmak bitecek, tamam mı? Tamam. Bakın buraya 3 kişi girebilir mi? Girin bakalım içeriye. Peki. Geceyi burada geçirebilir miyiz? Hatta burada kalabilir miyiz günlerce? Bir bakın. Buraya 3 kişi rahatça sığarız. Aha. Ne, yatabilir miyiz orada? Yatacak yer de var. Birazcık temizlik. Biraz daha temizlesek 2-3 günlük idare eder. Şimdi ayaklarınızda batanların çoğu ısırgan otuydu. Çizenlerin çoğu da böğürtlen dikeniydi. Eskiden insanlar bu tarz yaralarını iyileştirmek için yosun kullanıyorlardı muhtemelen. O nasıl olacak? Biz de arayacağız nehir kenarında yosun. O yosunlarla yaralarımızın üzerindeki zararlı bakterileri gidereceğiz, tamam mı? Göndereceğiz. O da yosun ama dere kenarındakiler bizim daha çok işimize yarar. Yosunlar genellikle güneşi az gören nemli bölgelerde bir ağaç gövdesinde veya bir taş üzerinde kolayca gelişirler. Antiseptik özelliğe sahiptirler ve doğada yaşayan insanların yüzlerce yıl temizlik ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Çocuklar bu ne sizce? Yosun. Yosun. Nerelerde olur bu yosun? Dere kenarlarında. Evet, ağaç dere kenarındaki ağaçların ne üzerinde ağaçlar olabilir. Mi? Kayaların üzerinde olabilir. Peki bu ne biliyor musunuz? Yaprak. Ne yaprağı olabilir? İbelek otu. Ne? İbelek otu. İbelek? İbelek değil. Bu böğürtlen familyasından. Böğürtlen ağacı yaprakları böyle olur çocuklar. Kimden çok yarası vardı, kanayan yarısından görüldü mü? Ya ama o da durdu gibi. Olsun, yine de etrafı temizleyelim, tamam mı? Çünkü
doğada mikrop kapma ihtimali çok yüksek. Çünkü doğada yaşayan canlılar idrarlarıyla mikroorganizmalar dışarıya verebilirler. Onlar sizi mikrop kaptırıp enfeksiyona sebep olabilir, değil mi? Temizledik mi? Kanamayı durdurmak için de bunu senden çiğnemeni rica edeceğim. Yöntemini öğreteceğim sadece. Kanama durmuş ama yöntemini öğreteceğim. Çiğne onu ağzında. Tükürüğüne tepkimeye girecek. Sende var mı? Bacağında bir yerinde. Kanama. Çizik. Çiziklerini bununla temizle. Al bakalım. Evet evet. Sen çiğne onu. Çiğne. Bunu da al. Bunu da çiğne. Çiğne çiğne çiğne. Çiğne. Çiğne iyice. Biraz ağzına mı battı? Ha? Ama çiğne güzel çiğne. Çiğne, şimdi elini al onu. Tamam atma onu, onu yanın üstüne koy. Kullan, kullan, kullan ha. Şimdi çocuk da o tükürükle tepkimeye girecek ve trombositleri hızla devreye sokup kanamayı durduracak. Trombositler ne biliyor musun? Hayır. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeler. Değil mi? Trombosit kanın pıhtılaşmasını sağlar. Oldu mu? Evet. Acı mı geldi? Olsun, kanamayı durdurdu ama acım acı. Boş ver. Sen denemek istiyor musun? Yok, ben senin kanın benim yok değil mi? Yok. Ama bunu bil. Tamam mı? Unutma. Tamam. Böğürtlerini nasıl olsa biliyorsun. Onun yaprağı. Yere yakın olanlar değil. Yerden yukarıdakileri kullan. Neden siz yerden yukarıdakileri kullanmıyorsunuz? Hayvanlar. Of, çok akıllısınız abi. Çok güzel. Eğrelti otu yapraklarının geometrik şekillerinden dolayı üst üste konulduğunda içinde hava akımını da sağladığından zeminde müthiş bir izolasyon görebiliyoruz. Böylelikle yerdeki nemden bizi uzak tutar, ayrıca hoş kokusuyla da uyurken insanın içini rahatlatır ve güzel bir uyku çekmemizi sağlar. Adem de son yerleştirdi, ne de yapalım, bitti mi artık? Eyvallah! Rahat ol. Serdar abi! Evet, geldim. Nasıl çocuklar, yerimiz iyi oldu mu yatak? Evet. Bana neresi var? Kay burası. Açın bakalım. Ben ortada yatayım. Peki. Sen ortada mı kalmak istiyorsun? Evet. Acıktınız mı? Evet. Ha? Hem de nasıl? Yok ya. Bir insan ne kadar aç kalabilir? 31 gün. O nereden çıktı? 3 hafta. 3 hafta. Ha. Değil mi? 31 gün. Normal hava koşullarında fazla hareket etmeden 3 hafta aç yaşayabilir, hareket etmeden. 3 gün susuz, 3 dakika nefes almadan kalabilir, değil mi? Ama aç olmazsa insan daha iyi yapacağı işlere kendini vererek yapabilir o işi, değil mi? Konsantre olabilir. Bu ne sizce? Kemik. Boynuz. Bir çeşit kemik. Evet, boynuz. Geyik boynuzu bu. Evet. Zamanında ben de bir geyin boynuzundan çıkarıp öyle bir takım aletler yapmıştım. Bakın, bunun ucunda ne var? Taş değil mi bu? Bir çeşit parlak taş. Parlak taş, evet. O ne taşı? Bu taş sert bir mineral aslında. Sert bir taş daha doğrusu. Obsidyen. Taşları 10 üzerinden sertliklerini derecelendirirsek bu 7-8 sertliğinde. 7 ya da 8 sertliğinde. 10 sertliğinde olan daha sert olan taşlar da var. Onlar kırıldıklarında böyle sivri sivri uçları olur. Tamam mı? Sert oldukları için çok keskin keskin kırılırlar. Dağılmadan. Bakın şimdi. Bunu... O dönemde insanlar, müzeleri geziyordum ben, taş devri insanların yaşam şekillerini, onlardan kalma bir takım bulgularla, ok uçlarıyla, mızrak uçlarıyla, el aletleriyle, el becerilerinde kullandığı aletlerle yaptığı bir takım düzenekler görmüştüm bu tür. Ben de boynuzun içine işleyip böyle aynı şekilde reçineyle, çam reçinesiyle bunu yapıştırıp, şu an gevşemiş ama yine bunu sabitleyebiliriz. Ucunu sivriltip şöyle bunu da işlemek de bir sanattır aslında, biliyor musunuz? O dönem insanları bayağı bir sanatkarlık yaparak bu takım işleri, el becerilerini geliştirmişler. Hayatta kalma becerisi üzerine kurulmuş. Bir takım seni motive edici unsur var orada. Hayatta kalmak istiyorsun ama çalışmak ve becerilerini kullanmak zorundasın, değil mi? Bir şey, ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Geyiğin boynuzunu nasıl koparmışsın? Ben koparmadım. Geyik boynuzları sürekli kendinin boynuzunu değiştirebilir, kendi boynuzunu. Bak mesela boynuz
buradan geyiğin kafa kısmına şöyle takılı düşün. Şurada uç kısmı vardı. Bak onun uç kısmı da buydu. Onu buradan çıkardım. Şu. Görüyor musunuz? Şu. Şöyle. Düşünün. Ben bunu çıkardım. Bunu bir takım el becerilerinde taşları yontmak için, taşları sivritme, keskin etmek için kullanıyorum. Çok sağlam bir malzeme. Mi? Bayağı bir sert. Sen de bak. Bunu peki hocam nasıl yapıyorsun? Bu da başka bir tanesi. Daha sivri. Gördünüz mü? Onlar da bunları kullanmışlar. Müzelerde gezerken bunları gördüm aynen. Ben de yaptım kendileri, onların yaptığı gibi. Hafif ama sert. Evet, şimdi biz de bunlarla aynı zamanda ateş de yakılabiliyor musun? Bunlar birbirine değdiği zaman kıvılcım çıkartabiliyor. O kıvılcımı bir kavun üzerine, kav yanıcı malzeme demek, düşürücü malzeme demek. Onun üzerine düşürmeyi başarabilirseniz ateş yakabilirsiniz. Bizimki bir çakmağımız yok yanımızda. Hiç endişelenmiyor musunuz nasıl ateş yakacağız diye? Şimdi artık endişelenmiyorum. Neden? Çünkü o taştan var. Bu taşı kullanmayacağım. Etrafta arayacağız bundan var mı? Bulabilirsek yine endişelenmeyeceksin değil mi? Başka bir yolu vardır. O zaman ateş yakalım. Tamam. Etrafta ısırgan otu görmüştük değil mi? Evet. Hem ondan neler yapıldığını ve yiyecek olarak kullanılabildiğini, kullanabileceğimizi göstereceğim size. Çakmak taşı da lazım işte. Aslında bu onların bütün duyularını üst seviyede kullanmalarını sağlayacak. Dikkat edecekler, arayacaklar. Bu taşa benzer bir taşı arayıp bulmaya çalışacaklar. Obsidiyen taşları lavın hızlıca soğumasıyla ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur. Genellikle lav akıntılarının soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur. Efendim. Bunu. Göster bakayım. Bunu. Sana daha buldum. Aynen. Yeter onlar bize. İkisi de yeter. Aynen. Elinizdeki taşların ismi obsidiyen. Evet. At bakayım bana onu. Benden abi. Benden de. Evet. Küçüğü at bakayım bana. Aynen. Ta kendisi. Çocuklar bu bir obsidiyen. Elinizdeki taşın aynısı. Hadi gelin bundan iş yapalım. Hem de tut, karşıya geçeceğim. Bana bana ne düşer? Ben de her tutup alabilirim. Tamam. Açıyor, yapma. Evet, kontrollü. Anadolu'da birçok bölgede yeşil, siyah, kırmızı gibi değişik renklerde bulunur. Bazılarının içerisinde demir ve altın mineralleri dahi görülebilir. Obsidiyen, bedenin elektriğini boşaltmak için en uygun taştır. Kızgınlık ve öfke duygularını yok eder. Hatta eskiden doğa tıbbında karaciğer bölgesine kısa süreli konularak karaciğerin temizlenmesi maksatlı da kullanılmıştır. Bu da taş devri insanlarının şimdiki insanlardan daha mutlu olabileceği tezimi de güçlendiriyor. Çocuklar bana kuru dal parçaları bulabilir misiniz? Evet. Önce çok ince, serçe parmağın kadar incelikte. Baş parmak kadar incelikte, kalınlıkta. Sonra bileğiniz kalınlığında. Biraz toplayıp getirir misiniz? Turda, bu elindeki ne sizce? Mantar mı? Mantar değil, kabuğu. Ağaç kabuğu, evet. Bir huş ağacının kabuğu bu, tamam mı? Bunu yanına taşıyorum, çok kolay kav olarak kullanabiliriz bunu. Birazcık tüylendirdikten sonra şu gördüğünüz çakmak taşlarıyla, bunlar da doğada çok kolay bulunabilecek, dere kenarlarında olabilecek taşlar, bakın. Bunları birbirine değdirdiğinizde şöyle kıvılcım çıkartır, bakın çocuklar. Eğer bu kıvılcımları bir kavun üzerine, yanıcı malzemenin üzerine, ateşi tutabilecek malzemenin üzerine düşürürseniz, üzerinde uyur ateş. Bu bir kavdır, bu da bir kavdır. Bu da ağaç mantarı. Kav mantarı, tamam mı? Kayın ağaçlarının üzerinde, evet, dokunabilirsin tabii ki. Ha. Sen de buna dokun. Birazcık buraları sert gibi ama yumuşak yani. Garip. Ve bir de süngere benziyor.
Evet, ver bakalım. Bunu şimdi tüylendirelim, tamam mı? Seninki nerede? Dursun elinde. Şöyle. Barış görebiliyor musun? Evet. Bak şöyle. Değişik bir iş değil mi? Evet. İnsanlar hayatlarını ateş yakmak için bile bu kadar zaman harcayarak geçiyorlar. Düşünsenize çocuklar. O zaman barınmak ve beslenmek işi bayağı zaman alıyormuş. Şimdi insanlar barınmak ve beslenmek için çok zaman harcamıyorlar. Anahtarlarıyla kapıyı açıp içeri giriyorlar. Bir restorana gidip sipariş verip 10 dakika içerisinde yemeklerini getirtirebiliyorlar önlerine, değil mi? Bu bayağı zahmetli oysa ki. Ama bu daha kıymetli bence. Bunun üstüne. Elindekileri şuraya koy güzelce. Tam ortaya. Dağılmasınlar. Barış. Efendim? Senden birazcık şöyle kuru yapraklardan, geçen senenin gazellerinden toplamanı istiyorum, tamam mı? Şu etrafta kurularından. Hadi bakalım. Bir kıvılcımla büyük bir ateş başlatabilirsiniz. Ancak kıvılcımı nasıl büyüteceğinizi deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Mesela yerdeki dallar yerine ağaç üzerindeki kuru dalları kullanmak gibi. Süngerimsi özelliğinden ve koru içerisinde tutabilme özelliğinden dolayı kav mantarının güneşli bölgelerde yaşarını bulmak gibi. Bir sezon önceki eğrelti otunun yere değmeyenini kullanmak gibi. Beyaz şeyler kıvılcım mı? Değil. Bak, ısındığı zaman taş nasıl yanık gibi kokuyor değil mi? Hı hı. Bunda bayağı bir sabırlı olmak lazım çocuklar. Şöyle yakında. Çocuklar düştü, gördünüz mü? Evet. Bakın şimdi. Bunu artık oraya koyacağım. Bakın, gelin buraya. Uzat kafana. Görüyor musun? Bakın çocuklar, bu bunun üzerine nasıl geçecek? Artık burada yanıyor bakın. Gördünüz mü? Kuru gazelleri alayım. Bakın şimdi çocuklar. Bunun arasına yerleştireceğim, tamam mı? Hiç bozmadan. Şöyle. Üfleyin. Şu dallardan bana verir misiniz çocuklar? Kuru. Ben biraz kırayım. Kır ver. Hadi bakalım. Çocuklar gayet iyisiniz. Oh, 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 oh. Elindekiler ne biliyorsunuz değil mi? Evet. Bir tane de körpe vardı burada. Körpe ne demek biliyor musunuz? Taze. Bravo. Şimdi taze olan yaprakları şöyle size vereceğim. Yiyeceğiz. Evet. Şunları ateşin üzerinde sadece şöyle biraz gezdirin, tamam mı şöyle? Oksidize edeceksiniz bunu. Bütün o kristal boruların içerisinden geçen zehirli gaz sizi rahatsız etmeyecek, tamam mı? Bakın bir tane ben örnek yapıyorum burada. Onu kim yiyecek? Bunu önce ben yiyeceğim, tamam mı? Bunu inceleyen bilim adamları içerisinde A, C ve E vitamininin bolca olduğunu söylüyor. Aynı zamanda magnezyum da çok varmış. Bakın nasıl yiyeceğim, iyi bakın. Bakın. Size de yedireyim mi? Bak. Bu senin olsun, al ucundan tut. Bu da senin olsun, Barış'cığım. Yandan uzatırsa elin yanmaz ha. Direkt ateşin üzerinden değil de yandan. Ateşin üzerine değil, közün üzerine koy.
İşte benim Engin, yabanı, olanca güzelliğiyle, olanca şefkatiyle dağları, denizleri yalayarak gelen hırçın rüzgarı. Suratıma değdikçe gözlerimi kapatıp geldiği yerleri hayalimde canlandırıyorum. Beni coşkulandırıyor, heyecanlandırıyor. Her ne koşulda olursa olsun hep dışarıda olmak isterim. Bu hislerimi de bir tane oğlum ve arkadaşıyla paylaşmak istiyorum. Bakalım deniz ve ulaşmayı planladığımız küçük bir adada nasıl bir serüven yaşayacağız. Sen de görebiliyor musun? Evet. Ha, bunu sen tut. 20 saniye mi? Ve sen tut bunu. 20 saniye. Hey, bakın durun. Ben tutacağım. Bakın ne var? Gelin. Tutarsın, ısırmaz. Kıskacına bir şey sıkıştırırsan hiçbir şey yapamaz böyle. Kapatalım. Elini ısıttırma ama. Ha. Gördün mü? Bırakın ben bana al, ver. Sen bırak. Kıskacından tutuyor. Ama dikkat et, dikkatli tut. Önce diğerini tut. Bunu mu? Evet, onu tut sıkıca. Sonra diğerini tut. Ha, şimdi bırak. Bırak şuraya gitsin. Bırak, buraya bırak. Bırak gitsin Tibet. Nerede bulmuşsun? Şu kayaya koy gitsin. Nerede bulmuşsun? Çok uzakta buldum. Buraya koy, o gider. Koy şuraya şunu üstüne. Buraya koy. Peki buraya koy hadi. Bırak gitsin. Çek elini, hızlı çek. Tamam, bırak gider o. Bak okay. İzleyelim, bırak. Sevdin mi? Kurtuldu. Artık gitti o. Bakın çocuklar. Onun içindeki ne? O da mı yengeç? Bunları yiyeceğiz işte. İçindeki yengeç mi? Çok benziyor değil mi? Canlı mı? Evet. Deniz salyangozu bunlar. Bakın. Bu ne kadar? Aynısı değil. Bu da biraz daha değişik bir cinsi. Yiyeceğiz mi? Evet, bunu yiyeceğiz. Diğerini de getirdi ben. Bu
Ben bunu yemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Ama görüntüsümüz gibi olmazsa da yeter ki görüntüsü yiyebiliriz. Değil mi? Yeterse yiyelim. Miraç ve Tibet ilk kez bir adada, üstelik uyku tulumunda geceyi geçirecekler. Onların yerinde olup ne hissettiklerini ben de deneyimlemek isterdim. Çok merak ediyorum aslında. Dışarıdan çok eğlendikleri ve mutlu oldukları gözlemlenebiliyor. Bir çocuğun kendi uyuyacağı yeri tertiplemesi ve uyunur hale getirmesi ona müthiş bir güven duygusu verir. Eminim bu geceyi hayatları boyunca unutmayacaklar. Kaldıralım şunu. Bakın bakalım. İnci. İnci mi var? Evet. Bakın gelin buraya eğilin yavaşça. Bir şey söyleyeceğim. Şu gördüğünüz istiridyenin. Bakın. Görmüşsünüz. Tibet. Şu kısmını alıyorum. Bana bak. Miraç. Şu üst kısmını. Bakın şurayı. Çünkü tam orta kısımdaki o sarı yeri en çok metali tutan yeri. Bunlarda ağır metaller çok olur. O yüzden orta kısmını ayıklıyorum. Şöyle. Ve beyaz kısmını çıkarıyorum. Bak Tibet, bu senin. Bu senin Tibet, at ağzına. Miraç, bu senin. At ağzına. Bu da benim olsun mu? Evet. Çok beğendin mi? Beğendim. Oh. Nasıl, biraz daha vereyim mi? Ha. Bakın pavuruya geliyor. Pavuruya geliyor. İşte burada. Niye canlı olduğunu gördü? Aa dedi. Canlı değil ki bu şu anda. Ne? Şaşırmıştım. Niye kasırdı? Çünkü öldüğünü zannediyordum. Niye zannediyordun? Çok uzun zamandır elimizdeydi. O nedenle. Geliyor çocuklar bu da bakın. Ben beğenmedim. Hop. Hop. Ya şurada bir fener gibi bir şey yok mu yani? Gel gel var. Nerede? Yakayım mı? Evet. İstiyor musunuz? Evet. Tamam. Hemen. Benim tulumum karışmış. Önce Tibet girsin, sonra sen gir. Bekle sen biraz. Tibet sok ayaklarını. Ayağım nerede? Neden Tibet'in şeyi kanadı iç? Neden Tibet'in ayağı kanadı anladım. Çünkü çadırı kırmızı. Ben giremiyorum. Yardım edelim. Bu şey değil. Gel burada bak.
Yastık, mastık falan bir şey yok mu yani? Yastık, mastık yok burada. Üstlerini kullanabilirsin. Şu taşın altına uçturumunu geçir, kafanı biraz yukarı koy. Ha, kaldır yukarı. Yukarı gel biraz daha, yukarı. Ha, oldu mu Miraç? Oldu. Aferin. Tibet sen? Tibet hala organize işler. Onlar için yorucu ama çok eğlenceli bir gündü. Artık dönme zamanı geldi. Miraç anne ve babasını özleyip bir an evvel onlara kavuşma telaşında. Belki de yaşadıklarını onlarla paylaşmak için sabırsızlanıyor. Ama Tibet bir gün daha kalabilmek için diretiyor. Hatta gidiyoruz dediğimde tulumdan çıkmamak için bin türlü bahane uyduruyor. Çocuklar, herhalde Kevin gelmek üzeredir çünkü geç kalacağız. Adanın öbür tarafına da ulanmamız lazım Tibet. Bizi almak için gelecek. Marina'ya mı götürecek? Evet, bizi alıp Marina'ya götürecek. Çocuklar bakın, buradan daha güzel gözükecek. Gelin yanıma. Kevin geldi. Kevin'e el sallıyorum çocuklar. Büyümüş bir kişi diye bir şey yoktur. Çocukluğun hayranlık duygusunu yeniden keşfedebilmek için kuşkusuz hiçbir zaman geç değildir. Çocuklarımızın doğayla bağ kurmalarını sağlamanın en etkili yolu bu bağı kendimizin kurmasıdır. Eğer anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar ya da veliler zaten doğada zaman geçiriyorsa bunu daha da fazla yapabilirler. Olta balıkçısı, kuş gözlemcisi, doğa gezgini veya doğa fotoğrafçısı ya da bir bahçıvan olabilirler. Bir yetişkinin gerçek coşkusunu hissedebilen bir çocuk bu ilgiyi hayatı boyunca unutmayacak ve kendi içinde de geliştirecektir.